Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün Bakış Programı'na. Bugün sigortacılığı konuşacağız da biraz farklı bir global şekilde konuşacağız. İki tane önemli konu. Bir, pandeminin sigorta sektöründeki etkisi devam ediyor mu? Bunu konuşacağız. Bir ikincisi de tabii Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sigorta pazarına etkisi ki bu son zamanlarda başta ekonomi olduğu gibi sigortacılığa da damgasını vurmuş bir alan ve mevcut durum da bir karmaşıklık var. Asıl önemli olan bundan sonra ne olacağı. Çünkü mevcut durumda sigortalar durmuş durumda. Önümüzdeki dönemde aynı şekilde devam edecek mi, etmeyecek mi? Biraz konuşacağız. Tabii bu iki konunun nasıl ekonomiyi etkiliyorsa sigorta sektöründe yakından etkiliyor. Peki nasıl etkiliyor? Bu birinci soru. İkincisi, sektörü ya da pazarı etkilemesinden öte tüketicileri nasıl etkiliyor? Bu da ikinci soru. Bir üçüncüsü de biz tüketiciler için ne yapmamız gerekiyor? Biraz da bu konuda size tiyolar vereceğiz. Efendim tüm bu konuları Adex Sigorta Genel Müdürü Sayın Sertem Demir'le canlı yayında konuşacağız. Varsa sorularınızı paylaşabilirsiniz. bakış@ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda arkadaşlarımız yayın esnasında diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. Sorabilirsiniz. Merak ettiklerinizi süremiz el verdiğince de Sayın Demir'e ileteceğim. Efendim Bakış başlıyor. Evet, Adex Sigorta Genel Müdürü Sayın Sertem Demir, canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Demir. Merhaba, hoş bulduk. Pandemiyle başlayalım, sonra Rusya-Ukrayna krizine doğru gidelim. Çünkü o daha yeni bir gelişme. Şimdi soru şu, 2 yılı devirdik neredeyse pandemide. Biraz böyle hani ne oldu, şu anda ne noktadayız, neyiz? Biraz oradan başlayalım. Ara ara ben soracağım zaten. Eminim izleyicilerden de sorular gelecektir zaten. Buyurun. Tabii ki. Bu modern çağ sigortacılığın gördüğü ilk ve ilk büyük pandemi diyebiliriz. İşte sigortacılığın tarihine baktığınızda ne zaman nerede başladığına dair bir konsensüs bulamazsınız. İşte kimi 1300 yıllarda Venedik'te başladı der, kimi 1500'de Londra'da, kimi zaten Hammurabi kanunlarında vardı der. Evet. Fakat herhalde modern sigortacılığın 1970'ler sonrası olduğu konusunda mutabık kalabiliriz. Sigortacılık sektörü global olarak ve Türkiye'de pandemiye çok hazırlıklı değildi. Belki bunda işte bir daha bugünün teknolojisiyle, bugünün sağlık teknolojisiyle bir daha pandemi olmayacağına dair bir inanç vardı. Yani o kadar hazırlıksızdık ki biliyorsunuz sigortacıların yaptıkları sigorta poliçelerinde katastrofik ve imkansız hadiseler için istisnalar bulunur. Örnek savaş istisnadır. İşte radyoaktif serpinti, nükleer kirlilik bunlar istisnadır. Ama poliçelerimizde ne Türkiye'de ne global olarak bir pandemi istisnası yoktu. Dolayısıyla pandemi bu anlamda belki travmatik sonuçlar yarattı. Her coğrafyada farklı zamanda yarattı. Ben öncelikle Türkiye perspektifinden değerlendirmek istiyorum ve 3 fazla değerlendireceğim. Yani pandemi Türk sigortacılığını nasıl etkiledi sorusunu. Birinci faz işte 11 Mart 2020'den yani Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden Mayıs ayındaki 2021'deki büyük kapanmanın son günü olan 17 Mayıs'a kadar olan dönem. Bu dönem sigortacılar açısından biraz yanıltıcı bir dönemdi. İşte kapanmalarla beraber, şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla beraber öncelikle arabalar park edildi ve eski hareketliliğinde değildi. Ve hemen hemen her branşta hasar frekansı düştü. Hasar frekansını şu şekilde ifade edebiliriz. 100 tane poliçe yapıyorsunuz. Bundan kaç hasar gelmesini bekliyorsunuz? Mesela tarihsel olarak kasko branşına bakarsanız 17 hasar gelir.
Trafik branşında da işte poliçe içeriği farklı olduğu için 4 ila 5 arası hasar beklersiniz. Bu genel sizin herhalde sektör genel teamül böyle. Bu şirkete özel değil. Kasko'da 100 taneden 17 tane. Evet, bu sektör hasar istatistiği. Yani bu şey mi? Yani günlük mü, yıllık mı, aylık mı, ne bu? Yıl, yani bu şey genel 100 tane poliçenin yıllık yaşadığını düşünürseniz yıllık istatistik. Ama tarihsel olarak Türk sigorta sektörüne bakarsanız kasko ve trafik branşında bu şekilde bir işte trend olduğunu görürsünüz. Pandeminin bu birinci fazında işte sokağa çıkma yasakları ve şehirler arası kısıtlamalarla beraber biz bu frekansın düştüğünü gördük. İşte öncelikle kasko branşında 3'te 1'e varan yani %5'e indiğini gördük belirli zamanlarda frekansın. Trafik branşında 1,5-2'leri gördüğünü şahitlik ettik. Dolayısıyla işte sağlık branşında insanlar hastaneye gitmekten imtina ettiler. Sağlık işte şeyleri, çekinceleriyle. Evet. Dolayısıyla normal bir zamanda işte gidip tedavi olacakları rahatsızlıkları için hastanelere gitmediler. İş yerlerinin fiziksel kullanımı azaldı bu dönemde. Kimileri uzaktan çalışmaya geçti, kimileri hibrit çalışmaya geçti. Ama her şekilde kısıtlamalar nedeniyle iş yerlerinin fiziksel kullanımı da azaldı. Ve bu hasar frekansını azaltarak biz sigortacılarda şöyle bir izlenim yarattı. Pandemi diğer sektörlerden farklı olarak sigortacılığa belki de iyi gelecek. Çünkü hasarınız düşmüş. Hasar düştü. Siz hep böyle sürecek zannettiniz bu hayat. Aslında beklenti şöyle, kapanma bittiği zaman hayatın eski trendinde devam edeceğini, yani yine kaskoda %17 işte hasar frekansıyla devam edeceğimizi, trafikte 4 ile devam edeceğimizi düşündük. Aslında bu birinci dönemin sonunda belki şunu belirtmek lazım. Sigortacılar evet bu dönemde işte hasarları düştü. Fakat bu dönemde aynı zamanda sigortacılar iyi bir sınav verdiler. Mesela sağlık poliçelerinde işte COVID-19 teminatı yoktu. Ama hem sektörü regüle eden kurumların telkini hem sigortacıların inisiyatifiyle bu dahil edildi poliçelere. İşte kasko trafik poliçelerinde ödeme kolaylıkları yaratıldı. Dolayısıyla sosyal sorumluluk anlamında bu birinci fazda sigortacılar iyi bir sınav verdiler. 17 Mayıs sonrasını ise işte global olarak aşılanma, ekonomik açılma ve işte hükümetlerin büyüme yönlü politikalar olarak belki değerlendirebiliriz. Bu dönemde biz söylediğim gibi hayatın eski trendinde devam edeceğini düşünüyorduk. Peki, ama ne yaptınız yani? Aslında bu dönemde şey insanlar fiyatları madem, aşağı çektiniz. Aynen. Yani ama bu tüketicinin lehine bir şey. Yani kötü bir şey değil. Tabii, sonuçta ben bir tüketiciyim. Doğru ama belki ikinci fazdaki etkisini inceleyince kendi açımızdan doğru bir şey yapmamış olabileceğimizi değerlendiriyorum şu an. Çünkü açılma sonrası yani 17 Mayıs sonrası biz temelde iki değişiklik gördük. Mesela oto sigortalarından örnek vermek gerekirse insanlar belki 14 ay işte hayatlarından çalındığını düşünerek telafi etmek istediler. Belki sıkılmışlardı. Fakat çok hızlı bir şekilde bu birinci fazdaki kazanımların kaybedildiğini gördük. İşte oto frekansları %20'lerin üstüne çıktı. Benzer herhalde şekilde. Geçmişlerin de üzerinde bir hasar frekansı yaşan, doğru. Yaşanıyor, halen yani yaşanıyor. Bekleyen bir hasar stoğu vardı sağlık branşında, oto branşında. Dolayısıyla ikinci fazda biz hızlı bir bozulmayla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla yani belki birinci fazı şey olarak değerlendirebilirsiniz. Frekans düşüşü, yanıltıcı bir frekans düşüşü. İkinci faz beklenenin ötesinde bir frekans artışı. Ama bence Sertan Bey biraz orada şeyin de etkisi oldu. Tabii bir hani maliyetlerde bir artış, ciddi bir artış yaşandı. İşte enflasyondu, şuydu, buydu. Onu ben üçüncü aynı faz zamana olarak denk geldi biraz da hani. Biraz üçüncü faz olarak belki değerlendirmek istiyorum. Doğru, mesela araç maliyetleri bu dönemde çok arttı. Çünkü insanlar toplu taşımayı kullanmak istemiyordu artık. Dolayısıyla ikinci el araca büyük talep oldu. Araç fiyatlarında, yedek parça maliyetlerinde artışlar yaşandı.
Dolayısıyla hani ikinci bu kısmı söylediğim gibi beklenenin ötesinde bir frekans artışı olarak değerlendirebiliriz. Bu işte yeni alınan araçlar daha çok acemi sürücü, daha büyük trafik yoğunluğu anlamına geldi. Dolayısıyla ikinci fazda biz aslında birinci fazdaki kazanımları hızlıca kaybettik diyebilirim. Ben üçüncü fazı biraz işte makroekonomik gelişmelerin birikmesiyle Kasım ayı sonrasına dayandırıyorum. Çünkü aslında belki bunun ortaya çıkışı Kasım ayı olarak değerlendirilebilir. Ama işte Eylül, Ekim aylarından itibaren işte dünya global arz talep dengesinde bozulma, tedarik zincirinde bozulma, işte enerji ve petrol fiyatlarındaki artış Kasım ayında Türkiye'de de bir netice verdi ve biz çok hızlı bir şekilde Türk lirasının değer kaybettiğini işte 20 Aralık'ta stabilize edilene kadar, durdurulana kadar çok hızlı bir TL'de değer kaybı yaşadık. Bu tabii hem enflasyonu çok hızlı arttırıcı bir etki yaşattı. Ama sigorta tarafında işte birinci, ikinci fazda sadece frekansı konuşuyorken üçüncü fazda ortalama dosya maliyetlerinin yani hasar dosya maliyetlerinin çok arttığına şahit olduk. Yani buna şöyle bir örnek vermek gerekirse geçen yıl bugün 7.300 lira seviyesinde olan bir kasko dosya maliyeti bugün 13.800 lira seviyesinde. Yani hasar yaklaşık, maliyeti bu. Hasar maliyeti ortalama yani bu gene. Ama fiyatları da arttırdınız Serzen ve yeni yılla birlikte ben bakıyorum ciddi bir artış var. Yani izleyicilerden falan gelen şeylere baktığında ciddi bir %50, %40, %50 bandında bir artıştan bahsediyor. Şu an fiyat artışı da evet %80 bandında yani kasko ortalama kasko poliçesinde. 80 bandında. Fakat bu yani gecikmeli hasar maliyeti geleceğini düşünürsek ben hala bunun sigortacılar açısından hani sıfır noktasına gelmiş bir maliyet olduğunu düşünmüyorum. Yani biz sigortacılar maliyeti perakende sektöründe olduğu gibi tüketiciye hızlı bir şekilde olması gereken maliyeti yansıtamıyoruz. Bunun belki yani iki gerekçeyle açıklanabilir. Bir işte oto sigortalarında mesela tarife yapılarımız çok karışık. Biz işte bir Noyan Doğan'a bir kasko poliçesi vereceksiniz. İşte 32 parametreyle değerlendiriyorsunuz. Cinsiyeti, yaşı, arabasının markası, modeli, işte hasar geçmişi gibi 30 üzerinde parametreyle bakıyorsunuz. Şimdi böyle karışık istatistiksel modellerle hareket ederken siz birden bir gün çıkıp ya biz işte maliyetlerimiz çok arttı, bütün poliçelerimize %30 zam yapıyoruz diyemiyorsunuz. Bunu biraz istatistiksel gerçeklerle peki, yapmanız gerekiyor. Bu arada kafama takılan bir nokta var. Şimdi yapılmış mevcut sistemde poliçeleriniz var sizlerin. Fakat bir kıymetlerde bir değer artışı var beraberinde gelen. İşte bundan bir sene, iki sene önce bir otomobilin fiyatı 150 bin lirayken bugün 300 bin lira. Bir konutun değeri bundan geçen sene 200, 400, 500 bin lirayken bugün neredeyse 700, 800 bin lira. Fakat ortada da tabii o yapılmış bu poliçe o aracın o değeri konutun bu değeri ya da tesisin bu değeri. Şimdi bir eksik sigorta gibi bir eksik sigortayı tam nasıl anlatayım? Yani böyle bir tüketici açısından bir risk oluşturmuyor mu? Ve ne yapmak lazım? Doğru, özellikle sabit kıymetlerde böyle bir risk var. Yani araçlarda biz eskisi gibi araç bedellerini poliçeye yazmıyoruz. Eskiden ben sektöre ilk girdiğimde böyle bir uygulama vardı. Ama artık bir aracı siz sigortalıyorsunuz ve o aracı rayiç değeri üzerinden korumaya devam ediyorsunuz. Yıl içerisinde değeri ne olursa olsun. Ama sabit kıymetlerde böyle bir husus söz konusu değil. Yani siz bugün işte metrekare bedelini hesaplayarak bir konut sigortaladınız. Yıl içerisinde de işte enflasyona bağlı olarak, işte Türk lirasının değer kaybetmesine bağlı olarak muhtelif etkilerle konutun maliyeti arttı. Çünkü bizim poliçelerimiz maliyet üzerinden yapılıyor. Hakeza bir fabrikadaki bir makinenin ya da doğru. Önemli bir makinenin. Burada sigortacılar poliçelerinde işte enflasyon korumaları sunuyorlar. Eğer Türk lirası üzerinden poliçe yaptırdıysanız ki herhalde Türkiye'deki oto dışı poliçelerin %70'i yani sağlık ve zaten oto poliçelerinin tümü Türk lirası üzerinden yapılıyor. Oto dışı sigortalarda işte ticari, endüstriyel tesislerde ise herhalde poliçelerin %70'i Türk lirası üzerinden. Türk lirası üzerinden poliçe yaptıysanız enflasyon koruması alma şansınız var. Yani, ne demek o enflasyon koruması? Yani mesela ne yapabilirim ben? Poliçe üzerine genelde poliçeler Türkiye'de aracılarla yapılıyor biliyorsunuz. Acente. Acente, brokerlarla yapılıyor.
Ve aslında acente ve brokerlar bu süreci iyi yönetiyorlar. İşte müşterinin kendileri müşteriye enflasyon beklentilerini ifade ederek poliçe üzerine bir enflasyon koruması rakamı konuyor, bir oran konuyor. Örneğin %50 enflasyon koruması aldınız. Bu şu anlama geliyor: siz 100 liraya sigortalattığınız işte sabit kıymetiniz yıl içerisinde enflasyon nedeniyle 150 liraya kadar değerlendiğinde eksik sigortaya maruz kalmıyorsunuz. Ama tabii burada da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Çünkü yani global olarak zor bir konjonktürden geçiyoruz. Şimdi bugün mesela işte savaşın şeyine baktığınızda, evet, etkisine baktığınızda... Oraya geleceğim bir dakika Sertan Bey. Şu işi tam bitirelim. Savaşa geleceğim de. Yani şimdi ben şunu mu yapmalıyım? Dönüp sigortacıma ya da acenteme ya da kimse... Ya benim hani değerim arttı kardeşim. Biraz prim, fazladan bir prim ödeyip... Doğru. Değerini arttıracağım değil mi poliçenin? Bunu yapmayan, bunu öneriyoruz şu an. Poliçenize yani değerini arttırmak bir çözüm ama enflasyon koruması daha ekonomik bir çözüm. Yani 3 ay sonra da hani tekrar eksik sigortaya düşebilirim herhalde, onu kastediyorsunuz. Poliçenizin değerini arttırdığınızda siz işte bir sonraki yıl oluşacak değeri tahmin edip poliçeye yazdığınızda bunun %100'ü üzerinden prim ödüyorsunuz. Enflasyon koruması koyduğunuzda %50'si üzerinden. Var değil mi bütün poliçelerde bir enflasyon koruması? Doğru. Yani ben şimdi bir acenteme gitsem ya da sigorta şirketine gelsem, ben işte konutumu yapıyorum ama enflasyon koruması istiyorum dediğinde yapıyorsunuz. Doğru. Değil mi? Burada vermeniz gereken tüketici olarak refleks, aracınıza poliçenizde enflasyon korumasını uygun bir şekilde, uygun bir oranla istediğinizi belirtmek olacaktır. Burada da yani belki işte acentelerimize, aracılarımıza bir şey olarak mevcut enflasyon rakamlarıyla hareket etmenin yanıltıcı olabileceğini görüyoruz. Çünkü söylediğim gibi global olarak geçtiğimiz bu zor konjonktürde mevcut oranları poliçelere koymanın da 6-7 ay sonra yanıltıcı olabileceğini, eksik sigortaya konu olabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla oraya bir marş koyarak, mevcut enflasyon rakamları üzerine bir marş koyarak enflasyon koruması almakta fayda var. Evet, buna bence yani bütün kıymetlere sahip olanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Savaşın etkisini nasıl hissettiniz? Savaşın etkisini yani sigortacılık anlamında belki Rusya ve Ukrayna sigorta dünyasında çok dominant oyuncular değil. Yani Rusya ve Ukrayna'daki sigortacılar global sigortacılık piyasasının gidişatını belirleyen, etkileyen bir sigortacılık şeyleri yok. Piyasaları yok. Ama iki önemli tedarikçiden bahsediyoruz. Yani işte bir tanesi enerji, petrol ve doğalgaz konusunda tedarikçi. Bir diğeri örneğin işte tahıl ihracatında önemli bir tedarikçi. Dolayısıyla yani savaşın etkisi, şu an öngörülebilir etkisi tedarik zincirinde ve arz talep dengesinde yine bozulmalar neticesinde daha öte, yani bizim gibi ülkelere daha öte enflasyon yaratacağını öngörmek mümkün. Bunu da işte biraz önceki sorunuzla bağdaştıracak olursak, sigortalılar tarafında işte enflasyon korunması alması gerekiyor. Ha, sigortacıların da fiyatlarını iyi tespit etmesi gerekiyor. Çünkü işte arz talep dengesinde bozulma, enerji fiyatlarında artış ve enflasyonda bir artış neticesinde sigortacılara da bir yük yaratıyor. Çünkü siz mevcut işte fiyatıyla bir aracı sigortalıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz 4 ay sonra aracın bedeli 2 katına çıkmış. Yedek parçasının fiyatı 2 katına çıkmış. Dolayısıyla burada sigortacıların da doğru tahmini yapabiliyor olması karlılığı koruyabiliyor olmak açısından önemli. Son 2 dakika şu soruyu da soralım. Ben bakıyorum çünkü. Bu sizin söyleminizden şunu mu çıkarmamız lazım? Önümüzdeki dönem sigorta fiyatları, yani bizim sigorta dediğimiz kasko, trafik, sağlık olarak bakarsak genel anlamda ve ticari ve sınav bir fiyat artışı mı öngörülmesi gerekiyor? Bir fiyat artışının şu anki resimde ben hani kaçınılmaz olduğunu görüyorum. Çünkü örneğin kasko poliçelerinde şu an işte sektör ortalamasında hasar prim %110. Yani hasar prim demek şu: sigortacı 100 lira prim alıyor. Bu 100 lira içerisinde masraflar yapıyor. Karşılığında hasar ödüyor. İşte bugün kaskoda bu %110, trafikte %120.
Ve hani sigorta şirketini belki bir işte konteyner gemisine benzetebilirsiniz. Herhangi bir anda işte geminizin üzerinde bir konteyner yükü var. İşte siz sıkıldığınızda veya bir sıkıntılı bir hadise yaşadığınızda ben bunları denize atıyorum, ben bunları götürmüyorum diyemiyorsunuz. Poliçe vade bitimine kadar sorumluluklarınızı taşımak durumundasınız. Dolayısıyla hesabı şöyle yapmak gerekiyor. İşte siz yolda giderken konteyner adedi artıyor, konteynerler ağırlaşmaya başlıyor. Daha fazla işte yakıt tüketiyorsunuz. Bu anlamda tabii enflasyonun sigortacıların neticelerine de olumsuz etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve evet, yani benim öngörüm fiyatların bir miktar daha artacağı yönünde. Sertem Demir, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet, Ares Sigorta Genel Müdürü Sayın Sertem Demir ile bugün sohbetimizi yaptık canlı yayında. Hem pandeminin sigorta etkisini hem de biraz savaşın etkisini ve önümüzdeki dönemde de sigorta fiyatları üzerine sohbet ettik. Efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.